Sosyal medya artık her şeyi sevgili izleyiciler. Öyle ki hepimiz her şeyi kullanıyoruz. Günlüğe yazacağımız şeyleri belki artık sosyal medyaya yazıyoruz. Twitter'a, Facebook'a paylaşıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Yemek yemeden önce fotoğrafını paylaşıyoruz. Artık böyle bir duruma geldik. Yanı sıra tabii işin başka boyutları da var. Pek çok eleştirimizi dile getiriyoruz. Sorunlarımızı tartışıyoruz bir yandan. Ya da bazı bilgileri paylaşıyoruz. Güvenilir güvenilmez ama her şeyi bir şekilde sosyal medya üzerinden yürütmeye başladık. Peki bütün bunları nasıl elemeli, nasıl daha etkin kullanabilmeli, ne yapmalı, ne etmeli, ne kadar güvenmeli, nerede sorular sormalı? Onlara da bir bilene danışacağız. İnternette, sosyal medyada, Twitter'da aktif olmak da tabii önemli ve etkili olmak da önemli. Bunu sağlayan gruplar, bunu yapmış olan, başarmış olan gruplar var. Onlardan biri de Ata Grubu. Ata Grubu'nun kurucusu, başkanı Kerim Çoraklık da kırmadı bizi sağ olsun. Yanımızda bir daha düşünelim diye burada kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz katıldığınız için. Şimdi önce bir sizi bir tanıyalım mı Kerim Bey? Kimsinizdir siz? Hani böyle internetle bir ilginiz gerçekten var mı? Yoksa başka bir işiniz vardır da hani başka bir bölüm okumuşsunuzdur da? İnternetle alakalı şeyimiz var, işimiz var. Onun yanında asıl işimiz inşaat sektöründe. Ama internete ilk çıktığı günden beri bir ilgim var, alakam var. İnternet sitelerine alakam var. Sosyal medyada zaten bu süreçte gelişen bir olaydı. Yeni nesil internet siteleri. Sosyal medyada alakamız vardı. Onu da çözdük. Arkadaşlarımıza destek oldu sağ olsun. Bunun elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Epey büyük bir gruptan bahsediyoruz. Bir yandan da tabii başta sanki sosyal medya, özellikle Twitter üzerinde konuşuyoruz. Çünkü siz daha çok Twitter'dasınız, evet, değil mi? Şimdi Twitter başta biraz çok küçümsendi mi dersiniz? Hani 140 karakter yazılıp geçiliyor. İşte hafif hafif şeyler, tabiri caizse laş şeyler, işte ne şunu yaptım, bunu yaptım, bunlar paylaşılıyor diye düşünülüyordu. O boyutu var ama sadece o mu? O internetin gelişmesiyle alakalı bir şey. İlk başlarda internet siteleri vardı. Bunlar kodlama dilleriyle yazıldığı zaman 3-4 sayfalık sitelerdi. Bunlar kendini biraz geliştirdi, hazır sitelere döndü. Onun akabinde forum sitelerine döndü. Onun akabinde arkadaşlık sitelerine döndü. Daha sonra işte Facebook gibi, Twitter gibi bazı sosyal medya mecraları çıkmaya başladı. Bu insanların kullanımıyla alakalı bir konu. Twitter'da ilk başlarda çok tutulmadı. Facebook'ta öyle olmuştu. Hı. Ama sonra birdenbire müthiş derecede bir patlama yaşadı. Ve patlamanın sonucunda bugün geldiğimiz konumda sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok noktasında insanlar artık sosyal medya üzerinden örgütleniyor. Hı hı. Siyasi akımlar oradan gelişiyor. Yoğun şekilde kullanılıyor. Bir de herkes ulaşılabilir oldu sanki. Şimdi ilk çıktığı zaman hatırlıyorum ben Facebook'u. Şimdi biz bu işi yapıyoruz değil mi? Dolayısıyla gazeteciler, işte daha duayen dediğimiz isimler. Hep birbiri onların Facebook'larını öncelikle görmeye başladım. Aa, fotoğraflarını paylaşıyor. Hepimiz gibiler falan demeye başladım. Sonrasında Twitter'da yazdıklarını görmeye başlayınca tabii. Kimilerinde belki hani sanatçı olsun, şu olsun, bu olsun, ünlüler hep ya hayal kırıklığına uğradıklarım oldu ya da aa demek böyle de düşünüyorlarmış. O şu ifadeye bak falan dediğim çok olmuştur mesela. Bir de böyle bir etkisi var galiba. Şimdi bazıları yaşadığımız çağ teknoloji çağı olarak değerlendiriyor. Bazıları da iletişim çağı olarak değerlendiriyor. Ben iletişim çağı diyenlerdenim. Sosyal medya dediğimiz bu mecrada iletişimimizi çok aşırı derecede artırdı. Belki de olmaması gerektiği kadar artırdı. Özel hayatlarımızdan tutun, özel anlarımıza kadar her şeyimizi bir arkadaşımız sosyal medyada paylaştığımız için anında görebiliyor. Yani yanınızda olmanız, aynı şehirde olmanız, aynı ülkede olmanız bile gerekmiyor. Her şeyinizi görüyorlar artık. Bu noktada söylediğiniz çok doğru. Müthiş derecede iletişimi sağlıyor. Anlık iletişim sağlıyor. Faydaları var, zararları var. Vardı. O tamamen kullanıcıya bağlı. Onlara da geliriz. Siz bu kadar etkili olacağını düşünmüş müydünüz peki sosyal medyanın? Biz etkili olacağını düşünmüştük. İlk kuruluşumuzda da, ilk bu grubu planladığımızda da, arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bir sene gibi bir zaman dilimini düşündük. Yani bir sene sonunda bu başarıya ulaşırız. İnsanlara bir sene sonunda ulaşırız diye düşünmüştük ama daha sonra bir iki ay sonra gördük ki bir seneden çok çok daha kısa bir sürede, 4 ay gibi bir sürede biz Twitter'daki en başarılı grup haline geldik. En büyük grup haline geldik. 2000'in üzerinde üyemiz oldu. 10.000'e yakın üyemiz olmayan ama bizi her an destekleyen bir grup oluştu. Bunların hepsi yürekleriyle, gönülleriyle çalıştılar. Sonuna kadar da arkamızda durdular. Yaptıkları işin kendilerinin düşünceleri, kendilerinin fikirleri olduğunu söylediler. 4 ayda biz tamamen bir sene sonunda ulaşmak istediğimiz noktaya ulaşmıştık. Bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Ama bu kadar başarılı olacağımızı, bu kadar kısa sürede olacağımızı kesinlikle beklemiyorduk. Tabii sosyal medyanın da gelişimiyle belki paralel bir şekilde. Artık diyorum ya ben giriyorum mesela bir yerde oturuyorum değil mi? Gençler oturmuşlar. Benden daha küçük 15-16 yaşındaki genç kızlar diyelim.
bir şey yiyecekler. Yemeden önce Instagram yapmalıyım bunu deyip bunu paylaşıyorlar. Bunu gördüm. Yani hadi canım yiyin artık şunu dedim ama. Şimdi yani... biz dost canlısı bir milletiz. İnsanları doğru. çok seviyoruz. Bir şeyleri insanlarla paylaşmayı da seven bir milletiz. Bu yüzden çok Türkiye'de çok sosyal medya mecraları çok ciddi manada çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Ve bu kullanılırken işte düşüncelerini... İşte sizin söylediğiniz gibi ne yediğini, ne içtiğini, hangi mekanda olduğunu sürekli paylaşıyorlar. Yani aslında yaptığı şey sosyal medyayı kullanmaktan çok arkadaşıyla bir şey paylaşmak. Hı hı hı. Burada kullanıcıları herkes şey gözüyle görüyor. Yani işte hani gitmiş orada bunu neden paylaşmış veya niye evet, paylaşmış, evet. ne anlamı var diyor ama aslında arkadaşıyla bir şey paylaşıyor oradaki bir insan. Küçümsemeyin diyorsunuz. Küçümsememek yani. Lazım. Orada bir duygu var, bir şey var. İşte biriyle mutlu bir anını paylaşıyor, öfkeli bir anını paylaşıyor veyahut da o andaki düşüncesini paylaşıyor. Ve bunlar çok etkili yani çok önemli şeyler de olabiliyor, çok önemsiz şeyler de ama neticede orada onu yapan insanın duygusu. Buna hı hı. dikkat etmek lazım, önemsemek lazım. Dedim ya hani açılışta duygularımızı paylaşıyoruz, düşüncelerimizi paylaşıyoruz, eleştirilerimizi paylaşıyoruz, siyasi görüşümüzü paylaşıyoruz. Politik duruşunuzu sorayım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesiyim. Ülkücü harekete gönül vermiş bir insanım. Çocukluğumdan beri ülke ocaklarındayım. Herhangi bir siyasi görüşte hiçbir zaman işim olmadı. Allah nasip ederse de ölene kadar da olmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkan yardımcılığını yaptım. Ocak ayında işlerimin yoğunluğu nedeniyle istifa ettim. Ama bugün MHP Fatih ilçe başkanı Ali Çolak'a danışmanlık yapıyorum. İlerisi ne getirir bilmiyorum ama öyle bir makam mevki gibi bir isteğim de yok. Ama kesinlikle ve kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleme noktasında kesinlikle kararlıyım. Hı hı. Bir yandan da tabii MHP'nin de bir grubu var bildiğimiz. Evet. Ve aslında Profesör Doktor Çetin Elmas'ın öncülüğündeki Milliyetçi Camia'nın desteklediği bir grup. Sizin de zaten yardımcı olduğunuz belki desteğinizi esirgemediğiniz bir grup. Bir nevi belki bağlı olduğunuz desem mi? Kurumsal belki bir bağımız yok. Evet. Kurumsal bir bağımız yok. Onu da şöyle izah edeyim. Biz Twitter'daki ilk siyasi grubuz. Hı hı. Hatta bizden sonra mevcut AKP hükümetinin de bize karşı kurduğu bir şey vardı, grup vardı. Buna karşı Milliyetçi Hareket Partisi de bir grup oluşturdu. Oluşturmakta da haklıydı. Hatta oluşturulduğu gün işte bize sorular falan da geldi. Ne olacak falan. Milliyetçi Hareket Partisi bizim gönül verdiğimiz, oyumuzu verdiğimiz ve sonuna kadar da destekleyeceğimiz bir yapı. Kurmuş olması keşke bizden önce kurmuş olsalardı diye bir iyi niyetimiz olabilir. Onun haricinde kurulmalarından asla rahatsızlık duymayız. Aksine destekleriz, destekliyoruz da sonuna kadar da destekleyeceğiz. Biz ata grubuyuz. Onlar MHP grubu. Bu bir farklılık değil aslında. Yani evet. hizmet ettiğimiz nokta Milliyetçi Hareket Partisi. Onlar kurumsal bir yapı. Biz gönüllü bir yapıyız. Evet, anlıyorum. Şimdi peki, ülkücüler olarak siz sosyal medyadasınız. Şimdi biz sosyal medya bundan belki bir sene öncesinde hep şunu diyorduk yayınlarda da konuşulurken de aramızda konuşurken de bir şey olmalı. Sosyal medyaya gerçekten aktif ve etkin bir şekilde el atılmalı ki çünkü o kadar farklı kişilerin elindeydi ki şimdi durum daha farklı mı? Şimdi siz yeterince etkin kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz? Sizin gelmenizle bu grupların açılmasıyla birlikte ne değişti diye sorayım. Şimdi daha önceden Twitter'da, Facebook'ta veya buna benzer mecralarda mevcut hükümet nasıl televizyon kanallarını, birçok televizyon kanalını baskı altında tutuyorsa orada da bir şekilde bazı ünlülerle bunu aynı şekilde baskı altında tutuyordu. Kimse fark etmeden. Yani orada işte bir ünlü çıkıyordu. Siyasi bir şey konuşuyorlardı. Akşam televizyonda bunun aynısını konuşturtuyorlardı. Doğru. Diyeyim. Yani hani konuyu oradan başlatıyorlardı. Sanki bunu insanlar konuşuyormuş gibi kendi başlattıkları şeyi televizyon programlarına taşıyıp insanlara resmen empoze ediyorlardı. Ata grubunu kurduktan sonra ilk başta bunu fark etmediler. Bize tepki gösterenler falan vardı. Evet. Gücümüzün de sınırını aslında anlayamadılar. İlk başta biraz tepki geldi ama daha sonra bizi engelleyemeyeceklerini anladıkları anda bu insanlar çekilmeye başladılar. Artık bize de cevap vermemeye ve tabiri caiz saatleri olmayan şeyleri söylememeye başladılar. Çünkü milliyetçi insanlar özellikle Türk milliyetçileri bu konuda aşırı duyarlılar. Yani her şeyi takip ediyorlar. İşte alakasız bir çok zıt görüşteki bir insanı da takip ediyorlar ki ne söylediğini bilsin. Yani işte ülkücü harekete, Türk milletine veya Türk devletine ne söylediğini biliyor ve buna tepki gösterilmesi gereken noktada bizi de haberdar ediyor. Hep beraber konuşuyoruz bu konuda ne yapabiliriz, nasıl bir tepki göstermemiz lazım. Bir ihbar sistemi de var aslında o zaman, öyle mi diyeceğiz? Onu istihbarat bir, diyelim daha istihbar, doğrusu. Şöyle söyleyeyim, sosyal medya çok büyük bir istihbarat kanalı aslında. Doğrudur.
şeyi devlet yönetimini bilmiyoruz ama büyük ihtimalle ben hani devlet yönetiminde olsaydım, Milli İstihbarat Teşkilatı olsaydım ben de sosyal medyadan faydalanırdım. Çünkü insanın nerede olduğuna kadar her şeyini paylaşıyor. Evet. Böyle bir mecrayı kullanmamak aptallık olurdu. Bizim aramızdaki şey de tamamen istihbarat. Yani sizin görmediğinizi ben görüyorum, benim görmediğimi bir başkası görüyor. Ve her şeyi biliyorsunuz o sayede. Evet. Kendinizi geliştirme noktasında, bazı şeylerden haberdar olma noktasında çok büyük faydası var. Peki şunu ben bir söyleyeyim öncelikle. Sosyal medya değil ama mesajla bize ulaşabiliyor özellikle izleyicilerimiz. DB yazıp bir boşluk bırakırlarsa bize mesajlarını iletebilirler. Onu söyleyelim. Özellikle sosyal medya ile ilgili merak ettiğiniz şeyler vardır mutlaka. Onları benim de var merak ettiklerim, sorarım. Ama şimdi dediniz ya, karşı bir grup da açıldı. Şimdi biz açtığımız zaman, bir grup oluşturduğumuz zaman karşı taraftan da bir grup. Nasıl aradaki iletişim? Ara ara görüyoruz, fark ediyoruz bir şeyleri. Partiyle alakalı mı soruyorsunuz? Karşıt görüşlerle. Ata grubu ve hani dediniz ya AKP'ye de bir evet. grup açtı, grup oluşturdu. Diye. Şimdi onlar bizim etkinliğimizi gördükten sonra biliyorsunuz başbakanın da bir açıklaması vardı. Hani siz de orada o kadar etkili olacaksınız o sosyal mecralarda diye. Sanırım gezi olaylarından sonra söylemişti. Evet. Bu arkadaşlar da orada bir grup kurdular ve ilk kurulma sebebi bize karşıydı. Gezi olayları bunun tuzu biberi oldu biraz. Bizimle alakalı bazı şeyler yapmaya çalıştılar ama biz gerekli şekilde cevap verdiğimizi düşünüyoruz. Ondan nasıl sonra, şeyler yaptılar? Bir gün bir tabela yapmışlardı. Biliyorsunuz bir çözüm süreci adı altında bir bölünme ve parçalamaya yönelik bir süreçleri var. Bununla alakalı bir tabela yaptılar. İşte çözüm ve kardeşlikle birleştik gibi bir cümle kurdular. Yani tabelaları oydu. Evet. İşte bize de laf attılar tabiri caizse. İşte ata grubundan da çözüm ve kardeşliğe destek bekliyoruz falan diye. Biz de işte saat 8'de dedik, akşam size cevap vereceğiz. Anlayacağınız ve anlamak istediğiniz dilde cevap vereceğiz dedik. Ama hiçbir şekilde kötü bir şey de söylemedik. Hı hı. Biz de akşam kendi gördüğümüzü, yani milliyetçi bir insan olarak, işte ülkücü birisi olarak veyahut da bu harekete gönül vermiş birisi olarak gördüğümüz şeyi dedik, tabelaya yansıtacağız. Grup arkadaki üyeleri, arkadaşlarımızın hepsiyle görüştük, nasıl bir şey yapalım diye. Onlar işte AK Parti'de birleştik falan diyorlardı. Biz de işte AKP, PKK birleşti. Hainlikte ve bölünme ve hainlikte birleşti diye bir tabela yaptık. O tabela zaten bizimle ilk sürtüşmeleriydi ve o sürtüşmeden sonra bir daha da bize yönelik bir şeyleri olmadı. Tabelaları olmadı. Daha sonra da sürtüşmeye çok cesaret edilemiyor galiba. Ya sosyal medya şöyle bir şey. Biz şu şeyi kendimizde görüyoruz. Haklı olduğunuz zaman kesinlikle ve kesinlikle başarıyı sağlıyorsunuz. Bu insanlar haksız oldukları için, yani ne söylerlerse söylesinler, ne güçleri olursa olsun, siz doğruyu söyledikten sonra kesinlikle galip çıkacak olan sizsiniz. Hı hı. Onun için bizimle çok fazla da uğraşmak istemiyorlar, uğraşmıyorlar da. Biz de sayısal anlamda daha mı çoklar peki? Sayısal anlamda çok ciddi manada çoklar. Hile yapıyorlar. Profesyonel olarak oluşturdukları 6 ile 8 bin arasında insan var. Hı hı. Bu kurumsal manada AKP'nin üyesi olduğunu düşündüğümüz insanlar ama bunlar bilgisayar başında oturuyorlar, belli saatlerde bir kurumsal yapı çerçevesinde çalışıyorlar. Hı. Sayı olarak bizden çok görünüyorlar ama bizim gönüllü arkadaşlarımızın gönlü onların sayısından da parasından da hepsinden daha güçlü. Hep denir ya, genelde de klişe gibi gelir kulağa ama nicelik değil nitelik önemlidir diye. Yani sosyal medyada da bunu söyleyebilir miyiz? Yani bir insanın ya da bir grubun çok fazla takipçisi olması, çok fazla üyesi olması onun etkin olduğu anlamına gelir mi? Kesinlikle etkin olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle güçlü olduğu anlamına gelmez. Ben olayı biraz önce de size söyledim. Gönüllü olmak, gönlünü ortaya koymak ve bunu içinizden gelerek yapmak çok farklı bir duygu. Ve bu noktada yakaladığınız başarı da çok güçlü bir başarı oluyor. Hı hı. Şimdi bir yandan da tabii ben Twitter sayfamı da açayım. Ayıp da olmasın. Size de ayıp olmasın. Çünkü bir yandan duyuruyorlardı sizin gelişinizi grubunuzdan. Onu da belirtelim. Şimdi tabelalar diyorsunuz ya. Tabii biz bunları hep İngilizce tabirleriyle daha çok hani hashtag. Belki haşır neşir oluyoruz. Hashtag diyoruz falan. Ama bu konuda bir hassasiyetiniz var. Tabela başından beri bunu diyorsunuz. Ben de öyle kullanayım o zaman. Tabelayı yaptık diyorsunuz. 8'de belli saatlerde mi oluşturuyorsunuz? Böyle mi? Bir de tabelayı oluştururken neye dikkat etmek gerekiyor? Kafiyeli mi olması gerekiyor? Yakalayan bir şey mi olması gerekiyor? Çok güncel bir şey mi olmalı yoksa? Nedir onun sırrı? Şimdi bizim yaptığımız tabelaların bir çerçevesi var. Bunu öncelikle izah etmemiz lazım. Tabii. Birincisi, tabela yaparken biz işte Türk büyüklerinin vefat yıl dönümleri olabiliyor. İşte bir Türk devletinin kuruluş yıl dönümü olabiliyor veya Türk milleti için önemli bir gün olabiliyor. Bunların hepsini biz tabela olarak TT'ye taşıyoruz.
Bunun yanında işte siyasi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği bir söz olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinden birinin yaptığı açıklamadaki bir vurgu olabilir. Ülke Ocakları Genel Merkezi'nden veya ilçe Ülke Ocakları Başkanlığı'ndan birinin yaptığı bir etkinlik olabilir, söylediği bir söz olabilir. Bunun yanında karşıt görüşteki siyasi parti liderlerinin veyahut da işte onların temsilcilerinin söylediği, partimize yönelik yaptığı bir saldırı da olabilir. Bunlara karşı bir aksiyon olarak tarif ediyoruz biz bunu. Evet. Yaptığımız tabelaları da gündemi ülkücü bakış açısını yansıtmalık olarak tarif ediyoruz. Yani biz ülkücü bir bakış açısı yansıtıyoruz Twitter'da. Bu bizim yapabildiğimiz, başarabildiğimiz bir nokta. Elimizden gelen bu. Bunu da sonuna kadar yapıyoruz. Ha bazıları çok çok güzel olmuyor olabilir. Bunu da kabul ederiz. Ama bazıları da hakikaten güzel oluyor. Çok zeki arkadaşlarımız var. Bunu insanlar ilk başta şöyle değerlendirdi. Hani tabelaları hep ben başlattığım için bunları hep benim söylediğimi, herkesin benim söylediğimi yaptığımı düşündüler. Sizden bir onay alıyor mu hepsi? Mutlaka bir görü. Bunu şöyle yapıyoruz. Benden onay alma gibi bir durum yok. Bizim aramızda hani ben başkan olarak gözüküyorum ama ben netice itibariyle bütün ata grubunu temsil ediyorum. Evet. Buradaki arkadaşlarımızın hepsinin ama hepsinin kesinlikle bir katkısı var. Yani 355 tane galiba tabela yapmışız. Bu tabelaların neredeyse hepsinde birilerinin katkısı oluyor. Çok heyecanlı bir şey var, onu ben söyleyeyim. Çok hoşuma gitti. Ata grubunun bize yaptığı bir şey. Ata grubu Bengitürk TV'de diye paylaşmışlar. Hatta zaten TT'ye de girmiş durumda. Onu da söyleyeyim. Teşekkür edelim hepsine. Devam edelim diyelim o zaman. Şimdi tabela ile ilgili var mıydı söyleyeceğiniz? Ben araya girdim kestim ama şimdi, dayanamadım. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Biz grubu oluştururken şunu söyledik. Ben bütün arkadaşlara da bunu izah ettim. Bazı arkadaşları tanıyorduk, hiç tanımadığımız insanlar vardı Twitter'da. Bunlarla birebir görüştüm. Hepsine de şunu söyledim. Biz dedim bunu yapacağız. Siz de gelin katkı sunun. Sizin de fikirleriniz olsun. Hani bizim dediklerimiz olmayacak veya benim dediklerim olmayacak. Hep beraber ortak bir karar alalım. Bu ortak kararı başarıya ulaştıralım dedim. Arkadaşlarımız sağ olsun buna cevap verdiler. Hep beraber konuşmaya başladık. Herkes fikrini söylemeye başladı. Çok basit bir şey yapıyoruz artık. O kadar kolaylaştı ki ilk başlarda bunda zorlanıyorduk. Tabela belirlemede, tabela oluşturmada. Çünkü sayı az olduğu zaman işte 300 kişinin düşünce sistemiyle 2000 kişinin, 3000 kişinin düşünce sistemi çok değişik oluyor. Doğru. Konuyu belirliyoruz. Örnek veriyorum Bengitürk TV. Hı. Bengitürk TV neden TT yapacağız? İşte Ata grubu Bengitürk TV'ye işte konuk oluyor. Burada konuyu belirliyoruz. Konudan sonra herkes önerilerini söylüyor. Önerilerin içinden 2 tane 3 tanesini belirliyoruz. Hani diyoruz ki bunlardan biri mi olsun yoksa bunların türevlerinden biri mi olsun? Yani işte şu tabela olsun ama hani böyle bir vurgu olsun ama bunun türevini alalım diyoruz. Onu daha da geliştirmeye başlıyoruz. Olabildiği kadar kısa, olabildiği kadar etkili ve net bir kelime ve kelime grubu oluşturmamız gerekiyor. Hı hı. Bunu da hep birlikte yapıyoruz. Yani dışarıdan bakıldığı zaman işte Kerim Çoraklık yazdı, Ata grubu destekledi, TT oldu gibi gözüküyor. Aslında oluşturan tamamen Ata grubu, TT'ye taşıyan da Ata grubu. Hı hı. Anlıyorum. Şimdi eskiden, şimdi de var ama diyez konulur ve yanına bitiş bir şekilde yazılırdı. Şimdi bu farklı mesela Ata grubu, Bengitürk TV'de ikisi biraz ayrı, arada bir boşluk var. Hı-hı. Bu sonradan mı olan bir şey? Ya çok saçma bir soru bilmiyorum ama benim dikkatimi çekmişti. Twitter'ın sisteminde şöyle bir şey, ilk başlarda diyez işaretliydi hepsi. Evet. Daha sonra yarısını böldü, diyez işaretli yaptı. Yarısını kelime ve kelime gruplarından oluşmasına müsaade etti. Diyez işaretliğinin şöyle bir dezavantajı var. Kelimeleri yan yana yazdığınız zaman karışıklık olabiliyor. Anlamı anlaşılmayabiliyor ama diyez işaretsiz yaptığınız zaman net olarak bu okunuyor ve net olarak anlaşılıyor. Diyez işaretli yapmak biraz daha zor gibi gelebilir ama o da yapılabilir. Hı hı. Orada da herhangi bir sorun yok. Ama diyez işaretsiz bugüne kadar yaptık. Eğer diyez işaretli yapmaya grup karar verir de yönelirsek 2014 yılında yapmaya başlarız. Şimdi Twitter'da bazı analiz siteleri var. Bunlar işte listeler yayınlıyorlar. Hı. İşte en çok TT yapan. İşte onların sıralaması var. İşte en çok TT yapan kişiyi yazıyorlar. Evet. Biz orada birinci sıradayız. Bu birinciliği de kaptırmamak adına diyez işaretli yapmıyoruz. Özellikle yapmıyoruz. Çok özel bir gün olur. Veya işte Milliyetçi Hareket Partisi veya Ülke Ocakları böyle bir tabela başlatmış olursa destek veriyoruz. Ama biz kesinlikle diyez işaretli yapmıyoruz. Özellikle o zaman diyez işaretli kullanmamak belki daha çok kişiye ulaşmak açısından bir avantaj. Aynen öyle. Onu söyleyebiliriz. Onun bir kuralı var mı peki? Yani iki kelime yan yana olmalı. İki kelime iki kelime midir yoksa? Tabelaya taşımak istediğiniz kelime veya kelime gruplarının ilk harfinin büyük olması gerekiyor. Hı hı. Onun haricinde bir şeyi yok.
Evet, ekranda da mesela bir örnek görüyoruz. Yine sizin TT'ye taşıdığınız başlıklardan, tabelalardan, değil mi? Evet. Dikkat çeken sözler de var. Bir de bunlar hepsi işte çok önemli. Böyle gülümseten şeyler ya da ama oturup düşündüren şeyler de var aynı zamanda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Çok ilginç bir nokta. Biz bunun tabii şeyin de farkında değildik ilk başlarda. Yani yaptığımız tabelaların kaç bin kişiye ulaştığının veya kaç kişiye ulaştığının farkında değildik. Daha sonra bir analiz sitesinden analiz yaptırdık. Yaptığımız en az yorum alan, en az yazılan tabela yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştı. 1 milyon. 1 milyon kişiye ulaşıyor. Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Yani bizim yaptığımız tabelayı neredeyse Türkiye'de 1 milyon kişi mutlaka görüyor. Evet. Ve en az rakam bu. Etkili bir konu hiç olabilir. Bir şey gündemdeki bir konu olabilirse bu 3-4 milyona kadar çıkarılabilir. Bazı tabelalarımız işte 500 saat, 600 saat TT'de kalıyor. 500 saat, 600 saat dediğimiz zaman bu rakam mutlaka katlanıyor. Hı hı. Biraz maddi bir boyutu var analiz yaptırmanın. O yüzden sürekli analiz yaptırmıyoruz ama aralıklarla yaptırıyoruz analizleri. Hı hı. Takip ediyoruz. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Çok iyi gidiyor. İstediğimizden daha iyi gidiyor. Sadece bunu daha iyi bir noktaya nasıl taşırız? Onun gayesini taşıyoruz. Onun haricinde hiçbir şeyimiz yok şu anda. Sıkıntımız yok. Biz Ata grubu Bengütürk TV'de sıralara tırmanıyor. Onu söyleyelim. Bir yandan da ben de görüyorum. Mesela çok ilginç. Bu tagler üzerinden, daha doğrusu bu tabelalar üzerinden o zaman bizim hareket etmemiz gerekiyor galiba. Bir şey yazacaksak, bir şey söyleyeceksek, eğer o minvalde bir şeyse. Bu sayede ya takipçi gelebiliyor, ya çok iletilebiliyor aynı mesaj. Retweet diyeceğim, bulamadım ne olduğunu. Değil mi? Bu, o zaman tweetleri paylaşma diye. Şunu önerirsiniz. Paylaşma diye. Paylaşma. Özellikle başlıktan mı ben yola çıkmalıyım? Bu konuda bir şey yazacaksam, şu başlık bana uygun, tamam, benim görüşüme de uygun, ben oraya mı yazayım demeliyim mesela. Onu insanlar Twitter'ı kullanırken şöyle yapıyor. Listeye bakıyor, kendine uygun bir başlık varsa sizin söylediğiniz gibi. İlk önce o başlıkları yazıyor. Ondan sonra kendi duygu ve düşüncelerini paylaşmaya başlıyor. Ama insanlar o gündeme mutlaka bakıyor. Yani Türkiye diyor ne konuşuyor. O konuştuğu şeye bir şey katmak, söyleyeceği bir şey varsa onu orada hemen yazmak istiyor. Evet. Çünkü sosyal medya şöyle bir şeye döndü. İnsanların sesini duyurabildiği ciddi manada çok özel bir platform oldu ve çok kolay bir platform. Yani bir girip bir hesap açıp istediğiniz kişiye sesinizi duyurabiliyorsunuz. Cepten hemen şurada, yani sadece laptop da gerekmiyor, PC'de, masaüstü gerekmiyor. Cep telefonundan yapıyoruz. Ne kadar çok İngilizce deyim kullanıyorum ve gerçekten ben rahatsız oldum. Kusura bakmayın diyeyim. Artık öyle hepimiz kullanabiliyoruz ve küçük yaşlardaki çocuklar alıyorlar hemen kullanıyorlar falan, bir şeyler onlar yazıyorlar. Onlar bizden falan daha iyi kullanıyor cep telefonlarını. Onlar ama çok enteresan. Biz arada kalmış bir belki nesiliz. Yani biz kalemle yazmayı da biliyoruz. Biz işte ilk bilgisayar sahibi olup da internet ne ola ki falan deyip de böyle yaşayarak keşfetmiş aslında bir grubuz diyelim ya da işte jenerasyonuz. Şimdi peki biraz şunu sorayım ben size. Hani dediniz ya sosyal medya çok güçlü ve çok kişiye ulaşabiliyor. Her şekilde elde edebiliyoruz. Çünkü pek çok yerde yer bulunamıyor. Normal medyada, televizyonda göremeyebiliyoruz bazı düşünceleri, bazı ideolojileri, bazı isimleri, insanları. Ama o sosyal medya çok güçlü. Bu açıdan sosyal medya ve Twitter diyelim, bir gün gelir de o televizyonu, o gazeteyi, o radyoyu yok eder mi? Şu anda, onu ben şu anda kendim birebir yaşıyorum. Etrafımdaki arkadaşlarımdan da görüyorum. Hatta bizimle hiç alakası olmayan, Twitter'da fenomen olarak tabir edilen en çok TT yapanlardan birisi arkadaşımız. Ondan da birebir duydum. Artık televizyon seyretmiyoruz. Yani ben Twitter kullanıyorum. Doğru. Ben artık televizyon seyretmiyorum. Haberleri bile internetten takip ediyorum. Twitter'dan veya işte haber sitelerinden veya orada insanların yazdıklarından görüyorum. Araştırmaya başlıyorum. Kesinlikle televizyon seyretmiyoruz. Büyük ihtimalle de eğer ki sosyal medya kullanımı, internet kullanımı %90'lara ulaşırsa ülkemizde büyük ihtimalle zaten televizyonlar kalkacak. Çünkü yeni bir nesil geliyor. Gelen nesil de çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani daha önceki geçişler yavaş oldu ama teknoloji çağı diyorlar. İletişim çağı dediğimiz çağ. Bu iletişim çağında bu çok daha hızlı olacak ve bence televizyonlar kalkacak. Çünkü internet televizyonu olgusu var bir de tabii, o başladı bir yandan. Onlar da belki çok fazla yer almaya başlayacak. Peki sizin olmanız, ülkücülerin, milli hassasiyetleri olan kişilerin yer alması sosyal medyada neyi nasıl değiştirdi? Yani diyoruz ya, biraz girdik ama biraz daha onu değişmek istiyorum ben aslında. İşte bazı isimler vardı. Bizim belki daha önce hiç duymadığımız ama şu 10 yıl süresince çok parlayan ve neredeyse her gün ekrana çıkan, o değil de diğer kanalda çıkıp da bir şeyler söyleyen ve sanki onun dediği
dediği doğruymuş gibi yansıtılan kişiler. Diyorduk ya, Twitter'da önce yazıyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar, birbirlerini işte paylaşıyorlar. Sonrasında bir bakıyoruz, konuşulan tek konu bu oluyor ve haklı hep onlar oluyor. Şimdi bizim kurulma, siz bunu kırdınız mı? Kurulma amacımız aslında biraz bunlara yönelikti. Şimdi Ülkücü Hareket, Milliyetçi Hareket Partisi'ni de dahil ederek söylüyorum. Bizim siyasi temsil noktamız orası. Televizyonlarda, basında, özellikle ulusal basında çok fazla yer bulamıyor. Bulamıyor da değil de yer verilmiyor. Özellikle verilmiyor. Yani işte gelip çekim yapabiliyorlar ama işte Devlet Bey'in herhangi bir şekilde asıl vurgu yaptığı noktayı göstermiyorlar. Veya millete hitap ettiği noktayı bilerek ve isteyerek göstermiyorlar. Bir engelleme koyuyorlar. Bunu Ülkücü Hareket'in içindeki insanları bırakın, dışarıdaki artık insanlar bile fark ediyor. Devlet Bahçeli'yi televizyonda neden göremiyoruz diyor. Doğrudur, göstermedikleri için göremiyorsunuz. Çünkü kanalların hepsi onların elinde ve istedikleri gibi bunu yönetiyorlar. Sosyal medya da onların elindeydi. Yani biz bunu fark ettik. Zaten bu amaçla kurulduk. Biz sesimizi duyuramıyoruz, fikrimizi söyleyemiyoruz. Cevap veriyoruz ama kişisel bapta cevap veriyoruz. Yani ben çıkıyorum, Kerim Çoraklık olarak cevap veriyorum. Siz Çiğdem Akdemir olarak cevap veriyorsunuz. Herkes şahsi olarak burayı kullanıyordu ve bir etki yaratmıyordu. Doğru. Yani oraya işte 50 kişinin bir kişiye yorum olarak cevap vermesi, yani yorum yapması, karşılık vermesi hiç kimsenin umurunda olmuyordu. Çünkü gündemi belirleyemiyordu. Biz zaten bu amaçla kurulduk, bu amaçla bir araya geldik. Sesimizi duyurmamız gerekiyordu. Artık iyice dolmuştuk. Bunun dışa yansımasıydı. Başarılı olduk mu? Olduk. Twitter'da bahsettiğiniz gibi bazı bugün işte televizyon kanallarında gördüğümüz, aslında hiçbir geçmişi olmayan, hiçbir bilgi birikimi olmayan insanlar Twitter'da bir konu başlatıyorlardı. Bunu da sanki Türk milleti merak ediyormuş, Türk milleti bunun nereye varacağını görmek istiyormuş gibi televizyon kanallarının hepsine çıkıyorlardı. Kendi başlattıkları şeyi Türk milletine ihale edip ondan sonra da bunu yorumluyorlardı ve Türk milletine empoze ediliyordu bu. Biz bunun önüne geçmek noktasında bir hareket edelim. Şimdi varlar mı Twitter'da o isimler? Ya da o kadar etkinler mi? Etkin değiller, varlar. Çok fazla tepki göstereceğimiz noktalara vurgu yapmıyorlar. Yaptıkları anda cevap veriyoruz. Eski etkinliklerini, eski sosyal medyayı kullanmalarını kesinlikle kaybettiler. Kerim Bey, internetin menzili çok geniş. Bu söz kimin sözüydü? Onu şöyle söyleyeyim size. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Kızılcahamam'da çok güzel bir şey söylemişti. Ben ata grubunu kurarken zaten büyük ihtimalle o söz doğru, hani doğru olduğunu biliyordum ama kesinlikle bu mecrada doğru. Yani bu mecra doğru mecra. Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği nokta bu mecra demiştim. Twitter'ı kurduğumuz zaman biz sınırsız etkili olduğunu gördük. Devlet Bahçeli'nin sözü de şuydu. Glock biliyorsunuz bir silah. Glock dedi 100 metrede etkilidir. İnternet sınırsız dedi. Ben daha önce internet sitesi yapmıştım. Vatanturan.com isimli bir internet sitesiydi. O zaman da Ülke Ocakları Genel Başkanı Sayın Harun Öztürk'ten izin alarak yapmıştım. Onun bilgisi dahilinde yapmıştık bunu üniversiteli arkadaşlarımızla. Biz o zaman internet sitelerinin sınırsız etkili olduğunu düşünüyorduk. Daha sonra internet sitesini yaptıktan sonra gördük ki belli bir yere kadar etkisi gidiyor. Var. Etkimiz belli bir yere kadar ulaşıyor ama sınırsızlık yok. Ama Twitter'a girdiğimizde bunun sınırsız olduğunu gördük. Bir tabela yapıyoruz, dünya gündemine giriyor. Evet. İşte Rusya gündemine girdiği oluyor. Yani insanlar gündemde gördükçe yazıyorlar. Mesela Rusya'da da birçok Türk yaşıyor. Amerika'da da yaşıyor. Avrupa'da da yaşıyor. Almanya gündeminden mesela bir gün çok şaşırmıştık biz. Çok da gülmüştük. Birden Alman vatandaşı yorum yaptı. Allah Allah dedik, bu nereden geldi? Sonra çevirisini falan yaptırdık. Şeyi bir okuduk, cümleyi bir okuduk. Türkler çok fazla olmaya başladı. Burada ne işi var bunun diyor. Çok iyi. Almanya gündeminde birinci sıraya oturmuş tabela. Bu Türkler de çok oluyor ama. Şimdi bunu da şöyle hatırlattım ki ata grubu açık haliyle Alparslan Türkeş'in askerleri izliyorsunuz. Evet. Alparslan Türkeş'in önemi zaten o mühimliği başka bir şey ve tartışılamaz. İtiraz elbette öyle bir konuda değil. Şimdi siz sosyal medyadasınız bu isimle. Ve liderimiz dediğiniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözü internetin menzili çok geniş ve hep diyor ki gençler sınırsız, özgür olmalı, gençlerin ellerinde bilgisayar olmalı, bu mecran içerisinde olmalılar diye. Özgürlük. Şimdi askerlik kavramıyla bu sosyal medyadaki bu özgürlük biraz böyle isim olarak acaba birbiriyle çelişiyor mu dersiniz ya da nasıl anlatırsınız bize bunu? Yorum farkı diyebiliriz ona. Bizim yani ata grubu olarak herhangi bir şekilde şiddete veya eylemlere başvurma gibi, kendi başımıza hareket etme gibi bir durumumuz yok. Bugüne kadar ata grubu bazı eylemlere katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı, organize ettiği eylemlerdi.
Onun haricinde hiçbir şekilde hiç kimsenin veyahut da kendi başımıza herhangi bir eyleme katılma, destek verme veya bu eylemle alakalı bir tabela yapma gibi bir durumumuz olmaz. Bizim Ata Grubu olarak amacımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Ülkücü Harekete destek olmak olarak açıklanabilir. Destek vermek bütün niyetimiz bu. Gönüllüyüz. Ama bunun haricinde kendi kafamıza göre işte şunu yapalım, gidelim eylem yapalım, protesto yapalım veya şiddete başvuralım. İşte biz Alparslan Türkeş'in askerleriyiz gibi bir yanlış yola girme gibi bir durumumuz yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bellidir. Sayın Devlet Bahçeli. Hepimiz netice itibariyle ona bağlıyız. Onun gösterdiği yolda ilerliyoruz. Biz ismi oluştururken çok düşündük. İsim Alparslan Türkeş'in askerleri oldu. Kısaltması ATA oldu. İki faktör var. Birincisi biz işte nasıl bir isim koyalım diye düşündük. Kendi aramızda çok tartıştık. Herkes öneriler sundu. İşte MHP yapalım. İşte Ülke Ocakları yapalım. Bozkurtlar yapalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Biz alışılmışın dışında bir şey bulmamız lazım. Orijinal bir şey olması lazım diye düşündük. Orada bir arkadaşımız işte Alparslan Türkeş'in askerleri dedi. Ya bunun ismimizin yanına yazamayız dedim. Nasıl yapalım falan derken birisi de işte onu kısaltalım o zaman dedi. Nasıl yapacağız dedim. ATA dedi. Böyle baktım olabilir aslında dedim. Daha sonra şunu da düşündük. Bir arkadaşımız da dedi ki yapalım dedi. Açılımı o olsun dedi ama dedi. Dışarıdan bakan bir insan yani işte Kürşat ATA da diyebilir. Atsız ATA da diyebilir. Atatürk de diyebilir. Her türlü dedi bize bir katkı sağlayacak bu dedi. Bu isim çok güzel oldu dedi. Onun neticesinde isme karar verdik. Ama orada asker kelimesi geçiyor. Askerleriyiz dediğimiz için de çıkıp da olmadık şeyleri veya bize yakışmayacak şeyleri yapacak değiliz. Genel başkanın tavrı ve şeyi zaten net o konuda. Biz de o ne söylerse onun sözünden dışarı çıkmayacağız. Bir yandan da bu aralar özellikle ciddi anlamda basına ve televizyonlara da öncü oluyorsunuz aslında bakarsak. Örneğin son bu Olimpiyat Stadı'nda yaşanan olaylarla ilgili sizin bazı kişilerin, o sahaya inenlerin bilgileriyle ilgili yardımcı olmuşsunuz galiba değil mi? Önce sizin paylaşımlarınızda onlar galiba. Şimdi biz o konuda bazı şeyleri biliyorduk. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Geçmiş olsun diyelim tabii. Teşekkür ederim. Çok hoş bir şey değil yani bütün bunların yaşanması ya da işte düşünsenize iki açıdan da ben bunu hep konuklarla konuşurken hep iletiyorum. Yani bir provokasyon varsa o da kötü. Tek başına hani bir anda insanlar galeyana gelip de indilerse o sahaya o da ayrı bir kötü. Yani hiçbir şekilde iyi bir tarafı yok zaten yaşanan. Şimdi bu noktada biz ata grubu olarak işte dışarıdan bakıldığı zaman veya içimize insanlar girdiği zaman hiç alakasız insanlar aramıza katılıyor. Hani sırf bizi tanımak için aa diyor böyle bir şey olabilir mi diyor yani hani ne kadar güzel. Dışarıdan bakıldığı zaman çok sert bir yapı gibi gözüküyoruz ama içimize girdikleri zaman ne kadar uyumlu olduğumuzu, ne kadar birbirimize karşı anlayışlı olduğumuzu, ne kadar özverili olduğumuzu herkes görüyor. Bahsettiğiniz futbol müsabakasında herkes etkin. Bizim şöyle bir kötü yanımız var. Türk milliyetçiliği olarak, ülkücü hareket olarak taraftarlık noktasında birbirimizi kırma noktasına gidiyoruz. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz. Buradan da çok açık söylüyorum. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Maçlara da her zaman gitmeye çalışırım. Elimden geldiği kadar giderim. Ama Beşiktaş kesinlikle ve kesinlikle benim ülkücü hareketin, fikriyatımın veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi'nin önüne geçemez. İlk önce benim ülküdaşlarım, partideki arkadaşlarım kesinlikle herkesten önce gelir ve bu bilinçle hareket ederim. O gün olan olaylarda bazı insanları, ismi geçen bazı insanları ben şahsen tanıyorum. Tanıyan başka arkadaşlarımız da vardı. Ülkücü hareketin içinden gelmiş isimler ve bugün hala ülkücüler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyorlar. Ellerinden gelen desteği de veriyorlar Milliyetçi Hareket Partisi'ne ama sosyal medyada bir karalama kampanyası başlatıldı ve bu insanların AKP'li olduğu söylendi. Aslında AKP ile falan da en ufak bir alakaları yok. Tam aksine AKP'ye de karşıt bir grup. Ama nedense öyle bir pozisyon yaratıldı. Onun haricinde bir provokasyon vardı. Bunu herkes gördü. Bu gördüğümüz provokasyonu da bile bile isteye isteye organize bir şekilde yaptılar. Bütün ulusal basında da yansıttılar. Hatta bir ara bize de şey yapmaya çalıştılar. İşte provokasyonu yapanlar ülkücüymüş gibi bir şeye çalıştılar. Orada da belki bir amaç var belli ki hani hep daha öncesinde belki pek çok konuda da hep bu milliyetçiler, hep ülkücüler denilip bazı kampanyalar düzenleniyor belki. Onları da evet biraz uyanık olarak bakmak gerekiyor galiba. Peki kimler sizleri daha çok taciz ediyor diye sorayım mı? Kimler sizin biraz daha hani ayağınızdan tutup aşağı doğru çekmeye çalışıyor var mı öyle? İktidar Partisi'nin grubundan bahsettik ama onun dışında. Şu anda yok. Hani ilk başlarda şahsi noktada yapıyorlardı veya bir grup geliyordu 10-15 kişilik bir grup özellikle tabelayı
engellemek, dikkatimizi dağıtmak, işte tabelaya yazmamamızı sağlamak için işte özellikle bayan arkadaşlarımıza çok kötü hakaretlerde bulunuyorlardı. Bunlar bir noktadan sonra kayboldu. Çünkü biz kararlılıkla ve şeyle devam ettik. Onlar küfür etti, hakaret etti. Biz cevap vermedik. Bizim orada bir amacımız vardı. Amacımıza uygun hareket ettik. Kötü söz sahibine aittir. Yani o insanlarla orada bizim terbiyemiz el vermez küfür etmeye. O insanlarla münakaşaya girmenin, tartışma ortamına girmenin hiçbir faydası yok. Küfür eden bir adam sizin söylediğiniz fikrinizi, düşüncenizi kesinlikle anlamayacak insandır. Söyleyecek sözü olmayan insan küfür eder. Sadece taciz etmekti, engellemekti amaç. Biz bunu arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk, bayan arkadaşlarımızla dahil. Özellikle bayanlara yönelik yapılıyordu. Bayanlar daha kırılgan oluyor böyle noktalarda. Bunu engelleme noktasında bayan arkadaşlarımız da sağ olsunlar biraz sabrettiler. En sonunda bunların çoğundan kurtulduk. Şimdi işte bir kişi, iki kişi çok nadiren. Onlar da artık hani belli bir noktadan sonra herhalde çok da hareket edilmez duruma geliyorlardır herhalde sosyal medya için. Belli bir güç var. Bunu da kullanıyoruz. Etkin olarak kullanıyoruz. Spam diye bir olay var. Doğru. Gerekiyorsa hesabını kapattırabiliyoruz. Bütün grup spamlıyoruz. Hesabı kapattırıyoruz. Onun için çok fazla da artık bizimle öyle bir ortama girmek istemiyorlar. Şu çok merak edilir ya. Twitter'ın da kendi bir otosansürü söz konusu mu? Twitter için söylüyorum. Hep hani şu TT olacakken karşıt olan bir şeye bir bakıyoruz. Belki çok alakasız bir şey belki üst sıraya tırmanmış olabiliyor. Burada bir engelleme bir şey yapılıyor mutlaka diye. Özellikle o olaylar sırasında protesto yapılan o onu süreç biz de çok düşündük. Daha önce yaşadık. Bir sansür olduğunu düşünüyorduk. Ama kesinlikle sansür olduğunu düşünmüyoruz. Eğer ki Gezi olaylarından sonra yapmaya çalışacaklarını söylemişti. Hükümet yetkilileri de söylemişti. Oraya bir sınırlama getireceğiz diye. Ama yapabileceklerini zannetmiyoruz. Şimdi Twitter bazı teknik konuları hükümetlerle dünya çapında hiç kimseyle paylaşmıyor. Veya bir tabelanın neden kaç tweetle veya kaç işte paylaşımla TT'ye girdiğini kesinlikle söylemiyor. Bu bilgiyi de Türk hükümetiyle paylaşacağını kesinlikle veya Türk devletiyle paylaşacağını da zannetmiyoruz. Bu noktada şunu yapabilirler. Engelleme noktasında farklı yöntemler var. O farklı yöntemleri kullanabilirler. Ama bunu bir yarış olarak görürseniz meşru bir hareket. Onlar da tabela yapmaya çalışır. Siz de tabela yapmaya çalışırsınız. Biz olaylar esnasında da olayların haricinde de çok rahatlıkla girdik. Giremediğimiz bazı günler oluyor. Onun da sebebini son ayda keşfettik. Son bir aydır Twitter'da bir çalışma var. Gündemde farklı gösteriyor. Telefonda farklı gösteriyor. Evet, evet, doğru, öyle bir farklılık var. O TT'ye girme sistemini yeniliyor Twitter. Türkiye'de ve dünyada yeniliyor. O yenilemeden dolayı mesela dün 3 tane tabela yaptık biz. İkinci tabelamız TT'ye girmedi. Çok güzel tweet atılmıştı. Çok destek vardı. İlk defa uzun zamandır tabelamız TT'ye girmiyordu. Ben oturdum işte kara kara düşündüm tabiri caizse. Neden girmedik falan. Sonra akşam birden işte analiz sitelerinden biri yazdı. İşte Çiğdem dedi sizin de isminiz. TT oldu dedi. Bana yazdı ama. İşte bir ulusal bir kanaldaki bir programda Çiğdem isimli bir bayan çıkmış. Evet. O TT listesine girmiş ama sayısal olarak bana yazdı analiz sitesi. Büyük ihtimalle sistemde bir sıkıntı vardı. Bizim diğer tabelamız girecekti. Evet. Onu yazmadık. Al sana biz bunu yazalım dedi. Su olsun dediler. Onu verdiler. Bu benim işime yaradı bir nevi. Diğer Çiğdem'i de bir kenara koyacak olursak. Şimdi son olarak artık toparlayalım. Çok soru var. Sosyal medya bir derya zaten ama belli ki daha çok şey sorabiliriz size sonrasında da. Ama şimdi ne söylemek istersiniz? İzleyicilerimize, gruptakilere, grup dışındakilere. Sosyal medya kullanıcısı olan herkese. Ben çok fazla dışarıdaki insanlara şudur budur veya akıl verecek bir mevkide olduğumu düşünmüyorum. Arkadaşlarımızla ata grubuyla paylaşacağımız şeyler olabilir. O noktada şunu söyledim. Ata grubu bir gönüllü hareketiydi. Gönüllere girmek istiyorduk. Gönüllere girdik. Sağ olsunlar hepsi de bizim gönlümüze girdi. Ata grubundaki üyelerin hepsinin bugüne kadar duruşlarını, desteklerini çok çok önemli olduğunu kendim de biliyorum. Onların da bilmesini çok çok istiyorum. Yaptığımız şey bize göre biraz şey geldi, basitmiş gibi. Hani kolay oldu diye düşündük ama yaptığımız çok zordu, çok da önemli bir şeydi. Bunu başaran da ata grubuydu. Yani Kerim Çoraklı'nın burada çok büyük bir etkisi de olmadı. Buna sahip çıkmalarını, bunu geliştirmek için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. İnşallah daha fazla kişinin gönlüne gireriz. İnşallah partimize, hareketimize çok daha fazla katkı sunabiliriz. İnşallah Türk milletine hizmet noktasında bizim de böyle bir faydamız olur. Çünkü bizim bu kadar insanın bir araya realde gelmesi çok zor ama sosyal medya böyle bir ortam. Bir araya gelebiliyorsunuz. Fikirlerinizi veya başarabildiğiniz şeyleri bu mecrada başarabiliyorsunuz.
Bizim elimizden gelen Twitter'da bunu yapmaktı. Bunu yapabildik, başardık. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Geliştirebildiğimiz kadar da geliştireceğiz. Peki. Ata Grubu Başkanı Kerim Çoraklık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Bol tabelalar, bol TT'ler diyorum. Çok teşekkür ederim. Peki, noktalıyoruz. Sosyal medyanın gücünü, siyasetteki gücünü, sosyal hayattaki gücünü her şekilde bir şekilde konuşmaya başladık sevgili izleyiciler. Çalıştık en azından şu süre içerisinde. Yine tabii merak ettiklerimiz olur. Onları da yine gündeme getiririz bu ekranda. Çok teşekkür ederiz. Ata grubuna bize TT yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda destekleri için, izlediğiniz için de tekrar bir daha düşünmek için bir dahasında tekrar buluşalım. Hoşçakalın.